Gel. Kahve yaptım, içer misin? Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol. Teyzemle konuştum, anlattı her şeyi. Bir şey yapmadım ki. Nasıl bir şey yapmadın Osman? Ben geldiğimden beri nasıl sahip çıkıp kolladıysan, dostluğunu esirgemediysen aynısını teyzem için yapmışsın. Sağ ol. İyi misiniz abimle? İyiyiz. İyiyiz, merak etme, her şey iyi. Sana güzel bir haberim var. Benim bir hayalim vardı. Dilara ile ortak bir okul açmak istiyordum. Müzik okulu. Abine anlattım. Destek olacak. Çok sevindim. Ne okuyorsun? Cemal Süreyya. Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var. Şu an neredeyim biliyor musun? Babamla sahaftayım. En yaşamış kitabı seçiyorum. En kahve lekelisini. Üstünde en çok yazı olanı. Ben de severim sahaflarda zaman geçirmeyi. Sen kitapları nasıl seviyorsan ben de müziği öyle seviyorum. Umarım başarırız bu okulu açmayı. Açarsınız. Elbet açarsınız. Çok da güzel olur. Sen İpek Böceği kozasını biliyor musun? Yok. Bak, kimine göre o koza onun hapishanesidir. Ama kimine göre de özgürlüğüdür. Ya ben İpek Böceği'nin uçma hayaliyle o kozayı ördüğünü düşünüyorum. Ya misal bu konak annemin kozası. Korumak için her şeyi yapıyor, her şeyi yapıyor ama kendini içeri hapsettiğinin farkında değil. Bu okulda senin kozan olacak. Sen böyle rengarenk kanatlarla kozadan çıkmayı başaracaksın. Sen her konuştuğumda kendimi daha iyi hissediyorum. Sağ ol. Hep kardeşim olsun isterdim ben. 3 tane var şimdi. Ama yalan söylemeyeceğim. Senin yerin çok başka. Hadi kahveni soğutma. Görüşürüz sonra.